Arabaşı. Malzemeler. Çorba malzemeleri. 5 kilo soğan. 1 kilogram tereyağı. 3 adet tavuk. 600 gram salça. 300 gram toz biber. 25 litre su. 3 yemek kaşığı tuz. 20 tane acı kuru biber. Hamur malzemeleri için 5 kilogram mısır unu. 3 yemek kaşığı tuz. 12 litre su. 20 kişilik arabaşı tarifi için gerekli olan malzemelerimiz. 5 kilogram soğanı doğrayarak düdüklümüze hazırlıyoruz. Küp küp şekilde kesip gördüğünüz gibi ateşte pişmeye başladı soğanlarımız. Kazanda 12 litre suyumuzu koyuyoruz. Tuzumuzu ekledik. 3 yemek kaşığı tuzumuzu da ekledik. Sonra hamur malzememiz için mısır unumuzu hazırlıyoruz. 5 kilogram olacak şekilde kazanda kaynayan suyumuzdan sonra suyumuz kaynamaya başladı. Kaynayan suyumuzu ocaktan indiriyoruz. Ve yavaş yavaş mısır unumuzu ilave ediyoruz kazanımıza. Unumuz hamur haline gelmesi için, topaklaşmaması için karıştırmaya başladık. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, hamurumuz kıvamını aldı. Tekrar şimdi kaynaması için ocağa tekrar koyuyoruz. Bu aşamada da tekrar karıştırmaya devam etmemiz lazım, altının yanmaması için. Hamurun kıvamı çok önemli arabaşı için. O yüzden karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynayan hamurumuz soğuması için tepsiye alınıyor. Tepsiye güzelce yayıldı ve kuruması için, soğuması için tepsilerde bekleyecek. Kalan kazandaki kalan hamuru kesinlikle dökmüyoruz. İçerisinde su ekleyerek yumuşamasını bekleyeceğiz. Bu özel bir bilgidir. Arabaşı yapacaklar için. Düdüklümüzde pişen soğanımız 1 saat boyunca kaynadı. Şimdi de tenceremizle ocaklıkta kaynamaya devam edecek. Suyu çekilene kadar gördüğünüz gibi soğanlarımız kaynamış. Kaynama süresi ise tam
bir saat. Kaynayan soğanımızı güzelce eziyoruz. Ağzımıza gelmeyecek şekilde ezilmesi gerekmektedir. Siz blenderda da ezebilirsiniz. Soğanlarımız geniş bir kapta tekrar pişmek üzere ocaklığa kondu. Suyu çekilene kadar bu işlem devam edecek. Ocak ateşinde kaynayan soğanlarımızı görüyorsunuz. Sabırsızlıkla beklenen arabaşı tekrar karıştırılmaya, soğanların erimesi gerekmekte. Gerçekten de arabaşı çorbası hemen yenilen bir çorba değil. Sabır işlenen bir çorba. Sabırla beklemeniz lazım. Son lezzetine ulaşana kadar. Kaynamaya devam ediyor. Bu işlem yaklaşık ateşin derecesine göre bir saat sürebilmektedir. Gördüğünüz gibi püre şekline gelmeye başladı soğanlarımız. Suyunu çekmeye başladı. Şimdi soğanımızın içine 1 kilogram tereyağı, Ege yöresinde tabirle sade yağ konuldu. Karıştırılmaya devam ediyor. Tereyağı eriyene kadar bu işlem devam edecek. Asla karıştırmayı unutmayın. Her an karıştırılacak bir malzeme. Yüksek ateşte piştiği için malzemenin karıştırılması çok önemli. Gördüğünüz gibi tereyağımız eridi. Soğanlarımızın rengi de pembeleşmeye başladı. Suyu da çekildi. Püre haline geldi soğanlarımız. Şimdi 600 gram domates salçamızı malzememizin içine koyuyoruz. Ev salçası olursa daha lezzetli olma şansı daha yüksek arabaşımızın. Salçamız konduktan sonra karıştırılmaya devam edecek. Artık kıpkırmızı bir renk alacak malzememiz. Karıştırmaya devam ediyoruz.
Arabaşının en güzel olabilmesi için kesinlikle malzemeyi eksik koymuyoruz. Bol bol malzemesini koyuyoruz. Tereyağı, salçası, soğanlarının çok iyi pişmesi. Bunlar arabaşı için en önemli malzemeler. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez çorbası, antibiyotik çorba, Arap aşı çorbası. Diğer adı da peygamber aşı. Gördüğünüz gibi işlemimiz devam ediyor. Burada emeği geçen teyzemizin gördüğünüz gibi karıştırırken elinin yanmaması için kullandığı havlu. Çünkü karıştırmak çok önemli arabaşı malzemesinde. Artık arabaşımızın malzemesi hazır. Soğan sosu hazır. Arabaşı çorbamız saatlerce süren bir işlem. Sabahın ilk saatlerinde başlayıp akşam yemeğine kadar devam eden muhteşem lezzet Arap aşı. Karıştırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Her detayını çok dikkatli takip edelim. Pişme süresi, hazırlama süresi. Şimdi de 300 gram toz biberimiz eklendi. Bu sizin tercihinize kalmış. Acı ya da tatlı kırmızı biber kullanmanız malzememizde. Toz biberimiz de kondu. Artık kıpkırmızı soğan sosumuz hazır. Evet, sizler için daha yakından kıvamını sizlere gösteriyorum. Kıvamıyla sosumuz hazırlandı. Yüksek ateşte, odun ateşinde pişti ve soğuması için kenara alıyoruz. Ateşimizi tekrar yeniledik. Hamurlu suyumuz, az önceki dinlenmesi için bıraktığımız hamurlu suyumuz tekrar ocağa koyduk. Bunun içine yaklaşık 25 litre su ekleyeceğiz. Suyumuzu ekledik. Tekrar arabaşı çorbamız için. Kaynaması için bekleyeceğiz tekrar. Bu arada acı sevenler için 20 tane acı kuru biberimiz hazır. Bunların daha da acı
ekleyebilmek için uçlarından kesiyoruz. Gördüğünüz gibi titizlikle hazırlanan biberlerimiz kazanımızın içine bırakıldı. Kaynayan suyumuzla beraber biberlerimiz de kaynamaya başladı. Hazırladığımız soğan sosumuzu kaşık vasıtasıyla yavaş yavaş kazanımızın içine bırakıyoruz, kaynayan suyumuzun içine. Karıştırıyoruz. Tekrar koyuyoruz. Tüm malzemeyi dağıtacak şekilde kazanın içinde dolduruyoruz. Bir yandan da karıştırmaya devam ediyoruz. Soğanların, biberlerin karışması için suyun içinde. Son sosumuzu da döküyoruz içine. Saat kaynaması için artık bekleme süremiz arabaşı çorbamız için. Gördüğünüz gibi fokur fokurdamaya başladı. O süre zarfında tabii ki ocağımızda farklı lezzetlerimizle pişirmeye devam ediyoruz. 3 saat sonunda haşlanmış çiğ tavuğumuzu kazanımıza koyuyoruz. Tavuğun özellikle kazanda kendi suyunun içinde pişmesi önemli. 2 saat süreyle de tavuklarımızın pişmesini bekleyeceğiz. Yani toplamda arabaşı çorbamızın pişme süresi 5 ile 6 saat. Sabırla beklemeye devam ediyoruz arabaşı çorbamız için. Bu arada ateşimiz devamlı yanması lazım kazandaki. Ve final işte muhteşem lezzet, arabaşı çorbası ve eşsiz lezzet bulgurlu tavuklu pilav. Herkese afiyet olsun.